Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, Bursa'nın enleri programımızda bugün gene seçkin bir konuğumuz Kenan Taşköprü, genç sanayici, iş adamı kimliğiyle bizim konuğumuz. Daha çok tabii sektörel olarak inşaat sektörü ama Kenan Taşköprü'yü aktif, çalışkan, genç bir iş adamı bugün bizim konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Taşköprü, öncelikle kısaca sizi bir tanıyalım. Kendinizden bize bahsederek programa başlayalım. Evet. Bursalılar sizi tanıyorlar. Bütün Bursa tanıyor ama yine de biz izleyicilerimiz için sizden rica ederim. Kısaca bir sizi tanıyalım. Tabii. Kenan Taşköprü ismim. 1984 Muş doğumluyum. Bursa'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır Bursalıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda müteahhitlik yapıyorum. Birkaç sektörde Bursa'da, birkaç alanda ticaret yapıyorum. Bu arada yeni yayınınız diyeyim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah iyi bir yere gelinir. Ben zaten takipte ediyorum. Teşekkür ederim. Çok da sevindim. Zaten Bursa markası, Bursa Uludağ TV. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Başarınızın devamını dilerim. Ben de çok sevindim. Yani inşallah daha güzel günler sizi beklerim. İnşallah. Şimdi tabii Ekip Boya İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı sizin ilk iş hayatına inşaat sektörüyle başladınız. Daha sonra düğün salonları, otomotiv sektörü birçok iş kolunda ilerleyişiniz devam ediyor. Bütün bu iş aranasında 24 saat sanıyorum yetmiyor size. Gerçekten bu işlere, bu işlere nasıl yetişiyorsunuz? Biraz bunun sırrını bize anlatabilir misiniz? Ya abi aslında sır demeyelim de iş aşkı diyelim. Evet. Buna. Şimdi işini seven, kendinden utanan, sözünün eri olan bütün insanlar bence de böyledirler. Nasıldır abi? İşte hep işiyle meşgul olur. Hep işinin yarınını planlar. Hep bugün verdiği sözü tutmaya çalışır. Yarına bırakmak istemez. Uzun vadeli işlerde elbette aynı günde yapılmaz ama mümkün mertebe gününde tutmaya, hep çalışmaya çalışıyoruz. Yani tabii bu dönemde ticaret yapmak çok zor hakikaten. Piyasa şartları malum biliyorsun. Her gün işte ekonomi istikrarsızlık var. Dolar kuru var. Aynen. Evet. Ya şimdi yani işini iyi yapan gerçekten ayakta durur. İyi yapan, iyi takip eden. Biz emekçi insanlarız. Yani yıllardır çekirdekten gelme biriyim ben. Yok parayla bu işleri kurdum. Yani Allah herkese doğru insan, helal para nasip etsin diyorum. Evet. Şimdi tabii birçok proje tamamladınız. Baktığınız zaman Bursa'ya çok vizyon projeler kazandırdı Ekip Boya İnşaat. Şu anda da başlamış, devam eden projeler var ve başlamayı düşündüğünüz kuşkusuz projeler, sürekli proje teklifleri. Biraz şu an özellikle ana işiniz, yani ilk işiniz diyelim, kendi sektörünüzle ilgili projeleriniz ne aşamada? İnşaat sektörüyle ilgili projelerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Abi şimdi ilkinden başlayayım. Şimdi ilkin biz bu işe başladığımız zaman ben dekorasyoncuyum. Bu işi dekorasyonla başladım. Dekorasyonla başlarken tabii o zaman mantolama diye bir şey yoktu. Bir sistem yoktu. Mantolama ne olduğunu hatta kimseler bilmiyordu. Yurt dışında XPS üretici firmalar yurt dışında yasak olduğu için o makinaları bizim ülkeye gönderdiler. Sonra bizim ülkede XPS de EPS üretildi. Yani firma isimlerini söylemeyeyim. Hani etik evet. Olmaz. Tabii o firmalar bizi çağırdı. Biz gittik eğitimlerini gördük. Daha sonradan işte başarılı bir şekilde sertifikalar aldık. Sonra Bursa'ya geldik mantolamayı yapmaya çalıştık. Aslında Bursa'da yani ilk 1-2 kişiyim ben bu mantolama yapma konusunda. İnanın Cevdet Bey,
Benim yetiştirdiğim eleman 2000'in üzerindedir. Maşallah. 2000'in üzerindedir. Evet. Benim yanımda başlayıp kendisine şu anda firma kuran en az 30-40 kişi vardır. Yani bunu burada söylüyorum. Bu da gurur verici bir şey. Tabii burada yani söylüyorum abi. Yani o kadar meselesi. Rahat söylüyorum. Çünkü ben bunu eğittim, öğrettim. Sonra işte bu insanlar firma kurdular. Kendine bir iş kolu yapıp bir hayatlarını işte sürdürdüler. Ama bu güzel bir şey. Çok insana ekmek kapısı vesile olduk. Yani mantolama konusu, dekorasyon konusu bu şekilde. Zamanla baktık abi, biz kralını yapıyoruz ama yanımızdaki çırak olmayan bize rakip oldu. Öyle olunca da abi bu işi yavaş yavaş bırakmaya çalıştım. Çünkü en iyisini yapıyorum ben. Metrekaresini örneğin 100 liraya. Evet. Hiç işi bilmeyen adam da gidiyor, fiyat veriyor müteahhite 100 lira. Ya şimdi adama anlatıyoruz abi, bak bu işte bir yanlışlık var. Bu arkadaşlar hani işin uzmanı değil, nitekim zaman geçtikçe abi yapılan yanlışlarla iyi doğru yapılan işler arasında zaten 5 yıl sonra dökülmeler başlıyor. Zaten 5 yıl sonra da para da vermiş oluyor. Evet. İş işten geçmiş oluyor. Aynen öyle. Öyle olunca abi, hal öyle olunca ben bu mesleği bırakmak zorunda kaldım. Yani o mesleği bıraktım, o işi bıraktım. İşte taahhüt işi yapıyorum. Devlete okul yapıyoruz, sağlık ocağı yapıyoruz, spor tesisleri yapıyoruz. Tarihi işte eserli işler yapıyoruz. Restorasyon işleri yapıyoruz. İşte kendi çapımızda müteahhitlik yapıyoruz. 50-100 daire, 200 daire yılda yapıyoruz. Bir düğün salonu işimiz var. Onu devam ediyoruz. İşte bir kendi çapımızda bir galerimiz var. Birkaç işte uğraşıyoruz abi ama zaman yetmiyor. Bursa trafiği biraz derken çok yoğun. Bazen yetişmiyoruz ama mümkün mertebe yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu kadar işin içinde Cevdet Bey, hakikaten ayakta durmak çok zor. Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz. Hakikaten zor şartlarda para kazanıyoruz. Ama bazen adaletsizlik şeyleri görüyoruz. Mesela teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Seve seve tabii ki geldim. Şimdi bazen böyle dergilerde görüyorum işte şey veriyorlar. Ödül veriyorlar. Yani hakikaten çok üzülüyorum ya. Hak edene verilmiyor diyorsunuz. Şöyle anlatabilirim bakın. Tabii buyurun. Ödül alan kişiyle ben 10 dakika konuşmak isterim. Ya bu ödülü aldın kardeşim. Tamam eyvallah, saygım var. Benden daha yakışıklı olabilirsin. Babam benden daha zengin olabilir. Ama bu ödülü verene bir sormak lazım ya. Bu kişi neye, hangi kriterlere göre bu ödülü aldı? Ben onunla beraber üçlü bir toplantı yapmak isterim. 10 dakika. Sorduğum sorulara cevap versin. Sorduğum sorular da şu olacaktır. Hayatın içinde geçtiğim çarkları anlatacağım. Hiç bu dümenlerden geçti mi? Evet. Ya zorunda gidiyor. Biz bakıyoruz işimize. Bir de şöyle de bir durum var. Tabii Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm diye bir kavram var. Şimdi siz Sultan Düğün Salonları işte projesine girdiğiniz zaman o mekanı, özellikle 4 düğün salonu, otel ve alttaki iş yerleriyle oradaki bir binayı, atıl binaya çok inanılmaz bir lokasyon oluştu orada. Benim dikkatimi çekiyor. O Sultan Düğün Salonları konforu ve dizaynı ortaya çıktıktan sonra Bursa'da düğün sektöründe, düğün salonlarında bakış açısı değişti. Sıradan evet. Klasik düğün salonları, bildiğin klasik salonlar, dekorlarını değiştirdiler. Yani orası bir örnek oldu, çıkış oldu. Kuşkusuz birkaç düğün salonu vardı Bursa'da ama bu kadar çok değildi. Aynen. Sultan düğün salonlarından sonra olay çok farklı noktalara gitti. Aynen. Yani siz bir güzel bir örnek oluşturdunuz. Aynen. Abi düğün salonuyla alakalı ben bir şey eklemek tabii isterim. Kusura bakmayın şeyi böldüm. Şimdi biz yılda yaklaşık 1000 düğün yapıyoruz abi. Evet. Orası çok bir şeydir. Düğünle alakalı hakikaten insanların yani kaliteyi ucuza vererek insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet. İnanın bizim orada yapmış olduğumuz düğünler
Yani bir sürümden para kazanıyoruz. Yani ticari kısmını anlatayım. Bir de öbür kısmını anlatacağım abi. Bizim verdiğimiz kalitede Nilüfer bölgesinde 70 bin liraya salon satıyorlar. Biz 10 bin liraya salon satıyoruz. Yani 10 bin liraya satıyoruz. %10 para kazanıyoruz. Allah bereket versin diyoruz. İnsanlar bize dua ediyor. Evet. Biz yılda 1000 düğün yapmamıza rağmen gerçekten de para kazanmıyoruz. Ama gerçekten herkes Allah razı olsun diyor. Ben gece 12'ye kadar hakikaten işimin başındayım. O dükkanı sabahleyin bekçiyle açıyorum, akşam bekçiyle kapatıyorum. Aynen öyle, ben şahidim buna. Böyleyim yani, hakikaten de böyleyim. Ve gelen kişilerle her akşam özellikle soruyorum. Abi bir memnuniyetsizlik var mı diye soruyorum. Bak burada da beyan ediyorum yani. Evet. Zaten Instagram sayfamızda, Facebook'ta yani sosyal medyada insanlar bunu takip ediyor. Olumlu veya olumsuz mesajlar yazılıyor. Evet, aynen. Bizim orada da inceleyebilirsiniz. İyi yerdeyiz. Elbette hatamız vardır, eksiğimiz vardır. Şikayet edenler de vardır ama %5'i geçmez. Bu da normaldir bana göre. Tabii hiç olmaması normal. Lazım aslında ama evet. Yani yakalayamıyoruz abi. Herkesi memnun edemiyoruz yani. Olabiliyor. Yani orada da abi kaliteyi uyguna veriyoruz. Gerçekten kaliteli hizmeti uygun fiyata çok veriyorsun. Uygun fiyata veriyoruz. Yani biz memnunuz. Allah herkesten razı olsun. İşle ilgili hiçbir sıkıntımız yok orada. Evet, pandemide çok ciddi sıkıntılar yaşadık. 17 ay boyunca yattık abi. 17 ay. Abi bu kolay değil. Bir tane personelimi işten çıkartmadım. Bir tane ya. Yani aslında bizim üzüldüğümüz birkaç konu daha var. Şimdi hükümet dendi ki ya turizme biz paket desteği yapacağız. Ya kardeşim paket desteği ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Yaptığını bana bir açıklar mısın tam ya? Tam da ben onu soracaktım. Pandemi dönemi, pandemiden sonraki dönem ekonomik koşullar içinde bulunduğunuz siz bir iş adamı olarak, iş yeri sahibi olarak, bir müteahhit olarak özellikle hükümetin açıkladığı paketler, önlemler, eksik ya da yani olması gerekenler size göre neler? Mesela bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya Cevdet Bey, şimdi bu memlekette yani maalesef ülkede insanlar artık yani üst düzey bürokratlar, işte ülkeyi yönetenler. Yönetenler. Yani hani dilim varmıyor demeyi de ama mecburum demeye yani. Ben evet. Kimsede bir gizli saklım yok. Ben kimseden bugüne kadar bir avanta da almamışım Allah'a şükür. Kimseye bir yolum da düşüp de ya şu işimi hallet de dememişimdir. Hep ezile ezile, sürüne sürüne, alnımın teriyle ben bir şeyler yapıp hayatımı sürdürmüşüm. Şuna geleceğim abi. Şimdi dendi ki turizm teşvik paketi. Destek paketi. Devlet destek verecek. Ya abi destek, verdiği destek firma başı 100 bin lira, 3 yıl geri ödemeli. 3 yıl geri ödemeli. İlk yılda yarısını ödeme şartıyla. İlk yıl ödeme şartıyla abi. Evet, geriye kalan yarısını. Geri kalan yarısı 2 yıl geri ödemeli. 100 bin lira alıyordum abi, 46 bin lira faiz ödüyordum. Yani 146 bin lira oluyordu. Ya şimdi düşün abi ya, bu parayı almanın bir mantığı var mı ya? Hiç mantığı yok. Zaten esnaf zor durumda. Sıkıntı. Ya ben şimdi isim vermeyeyim ama şartlar zorlaşırsa da verebilirim, problem değil. Ben bir bankayla çalışıyorum, Devlet Bankası. Gittim. Müdür hanım dedim ya, bize bir kredi lazım. Ne kadar istiyorsun Kenan Bey? Dedim ki 3 milyon para istiyorum. Tamam dedi, bir sana döneriz. Ertesi gün bana döndü. Kenan Bey dedi, krediniz onaylı yönde gidiyor dedi. Bir sıkıntı yok dedi. 2-3 güne kadar döneceğiz. 3 gün sonra bana döndüler. Kenan Bey dedi, gelebilir misiniz? Gittim. Ya dedi, bizim bankaya dedi, turizmlerle alakalı dedi. Turizmle alakalı dedi. 300 bin lira dedi. Bize dedi tanımlamışlar, para tanımlamışlar. 300 bin liraya bir tane şubeye 300 bin lira para tanımlamışlar. 300 bin lirayı da biz size veremeyiz dedi, 100 bin lirasını verebiliriz. Tamam dedim ya, 100 bin lirayı verin dedim, sıkıntı yok, 100 olsun.
Abi bu arada ben ayda zaten o zaman 100 bin lira elektrik, su, maaş parası veriyorum. Aynen. Bak düşünün yani. Ya dedim bir gideyim bakayım yolun sonunda ne göreceğim abi. Evet. Devam ettik abi. Sonra ertesi gün Kenan Bey dedi ya biz dedi size 100 bin lira tam tanımlamıştık ama öbür arkadaşlar almadı 300'ü tamamen size tanımlayacağız. Tamam dedim güzel alalım 300 bin lirayı. İşte çalıştı abi. 300 bin liranın 3 yıl geri ödeme kaydıyla 448 bin lira para istediler benden. 148 bin lira faizli 3 yıl geri ödemeli. Ya abi bu paranın devlet bu parayı veriyor. Turizmciler için veriyor. Abi 3'te 1'i faiz olur mu ya? Ya neresi destek bunun? Yani bu ben buna ticaretin alası derim. Evet. Yani kazancın alası derim ya. Ben kim bana destek veriyor? Devlet. Tamam versin. Versin 300 bin lira. Ben 3 yıl geri ödeme yapayım. Pandemi oldu kapandım. Abi bak şimdi. Ben Kenan Taş Köprü olarak ben 15 yıldır sigorta vergi ödüyorum ya. Devlet bana bir yıl bakamadı ya. Ya ben bir tane personelimi çıkartamadım ya. Halen bu dakikaya kadar 1 lira kredi almamışım devletten. 1 lira. Böyle bir şey olur mu? Yazık günah değil mi insanlara ya? Evet, gerçekten bu konu çok çarpıcı ve adaletin olmadığı bir sistem. Çünkü baktığınız zaman kredilendirme ve destekle konusunda dediğiniz gibi 300 verip 450 alıyorsan burası destek değil, köstek, hatta iflas ve kapanış. Ya biz bunu yaşadık Cevdet abi. Ama tabii çıkıp böyle orada burada kimse bir şey söylemedik. Dedik ki kardeşim ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Ayakta kalacağız. Bu kapalıysa buradan yürüyelim. Ama evet. Kimseyi mağdur etmedik. Hakikaten etmedik. Hakikaten ben çalışanımın bir tanesini işten çıkartmadım Cevdet Bey. Bak bir tanesini işten çıkartmadım. Vallahi billahi bak. Yani bir şekilde onları istihdamını devamını sağladım. Bir şekilde evet. Sağladım. Ama yani keşke bunları yaşamasak. Ya para var bankada. Var. Abi niye yani niye insanlara hani bir destek olunmuyor? Niye bu sistemi yani bu sistem niye açılmıyor? Ya bir sürü vekil arkadaşlarım var bak. Abilerim var, dostlarım var. Her partiden var. Ya hepsine soruyorum ya. Bak hepsine soruyorum. Ya abicim siz seçim döneminde geliyorsunuz herkesin kapısını çalıyorsunuz. Çaldınız. Ben de sizinle beraber yürüdüm. Kardeşim bu pandemi döneminde pandemi çıktıktan sonra da bakın bugün bile demirin şu anda 8,5 lira oldu. Ya PVC ya PVC ya pencere ya bir yıl içerisinde %272 zam olur mu? Ya %270 ya. Ya bu adam abi bak şimdi ben müteahhitlik yapıyorum. Bir insanın fabrikada çalışan bir insanın Allah-u Teala ona 250 yıl ömür biçse o adam ancak bir tane daire alabilir. İstersen sayın vekillerim hepiniz hesaplayın. Hesaplayın abi. 250 yıl ya. Abi nereye gidiyoruz ya? Abi beton ya. Bak beton ya bildiğimiz beton ha. Dağda bayırda beton ha. Kum, çimento, çakıla oradan çıkıyor ya. Abi betonu geçen sene 180 liraya alıyordum. Beton şu anda 350 lira. %100 zam. Ya %135. Böyle bir zulüm var mı ya? Bunun önüne geçilmesi lazım. Abi böyle bir zulüm yok. Bak biri çıksın delikanlı gibi söylesin ya. Böyle bir şey olur mu? Abi bu insanlar size oy verdi ya. Hani ben siyaset konuşmuyorum da abi. Yani ben bütün partiler için diyorum. Bizi yönetenler bunları duymalı, çaresine bakmalı. Siz çok dertlisiniz. Bu konuyu sabaha kadar konuşsak bitmez. Genel olarak tavsiyeniz nedir? Yani şu an yani programımızda sonuna doğru yaklaşıyoruz. Genel bir değerlendirmeyle programı kapatmamız gerekirse son olarak neler söyleyerek bitirmek istersiniz? Abi son olarak şunu demek istiyorum. Şimdi evet biz ekonomiye değindik, piyasa şartlarına değindik ama insanlar da zalim. Onlara da değinelim. İnsanlar diyorsun. Da zalim ya. Ya
Ya her gün fiyat listesi değişiyor. Her gün. Ya nereye gidiyoruz ya? Uçuyoruz ya. Abi adam asgari ücret aldı, para belli abi ya. Ya inan ki evini geçindiremez. Vallahi geçindiremez. Böyle bir şey yok ya. Çok zor, evet. Abi bir daire olmuş 1 milyon para. Allah aşkına ya. Kim 1 milyona bir daire alabilir ya? Ya böyle, abi tamam bak, demir yurt dışından geliyor. Eyvallah, bağış üstüne. Tamam abi. Ama bari beton nereye gidiyor ya? Beton ya abi ya. Allah'ın bildiği dağ, bildiğin dağ, oraya da dolarla zam mı geliyor? Ya abi şimdi, yani vallahi bizim de aklımız ermiyor artık ya. Evet. Konuğumuz Taşköprü, Kenan Taşköprü, Ekip Boya AŞ İnşaat ve Sultan Düğün Salonları Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Gerçekten genç yaşta iş hayatına başladı. Ve tırnaklarıyla gece gündüz çalışan, 24 saatin yetmediği çok çalışkan genç bir iş adamı, ekonomiden, piyasa şartlarından, koşullardan bu kadar çok dert yanıyorsa gerçekten burada çok büyük bir problem var. Bizi izleyenlerin buna mutlaka dikkat çekmesi gerekiyor. Kenan Taşköprü'yle işiyle başladık ve ekonomiyle bitmez aslında. Sabaha kadar da program bitmez ama evet. Bu kadarı bence alınması gereken mesaj için yeterli. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldı. Bursa Uludağ TV ekranlarında bizlerle birlikte oldu. Bugünlük Bursa'nın Enleri programından bu kadar. Bir dahaki konukta buluşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz.